Çekiyor değil mi yoğurtarken? Aşık Veysel Çatıroğlu, şarkıcı doğumlu Sivrihalar köyünden, Nazım Hikmet Selanik doğumlu, Mehmet Akif Ersoy. Biz okumadık. Evde babam rahatsızdı. Rahatsız olunca para kazanma sevdasına düştük. Değişik işler yaparak ailemizi geçirmenin çaresini aradım. Mahallemizde bir usta vardı, lületaşı ustası. Bu böyle dedi, dışarılarda gez para kazanmak olmuyor dedi. Gel dedi sana dedi akşamları, bu mesleği öğreteyim sana dedi. Olur, memnun olurum dedim. Her gün onun yanına gittim. Baktım elinde çalışmalarını giderken ve bakarken bir gün dedi ki şöyle böyle bir sene yanında da oturdum. Bir sene oturdum. Bundan sonra dedi dışarıdaki işlere gitmeyeceksin. Burada para kazanacak duruma geldin sen dedi. Şu haftalığın dedi verdi. Bazı Türk büyüklerinin resimlerine rastlıyorsun. Mesela kadın kahramanlar var. Türk büyükleri var. Gazetecilik yapmışlar, haberciler yapmışlar. Bunları hoşuma gidenleri ayırdım böyle. Hani bunun da heykeli yapsa olur, bunun da heykeli olabilir diye. İşte bu Atatürk'ün paşaları, ondan sonra Osmanlı padişahlarının yanı sıra o ayırdığım resimleri de yapmaya başladım. Tabii bunlar bir sene içinde olacak şeyler değil yani. Seneler içerisinde devam edecek işler. Tabii bunu duyan bazı kimseler gelip burada bakmaya başladılar. Burası yıkıntı bir yerde. UNESCO'ya oday gösterdiler yani. Bu yapılan heykellerin UNESCO'ya oday gösterdiler. UNESCO buranın yapılması için biz sana 60 lira para vereceğiz. 60 lira paranın yani %100'ünü tamamlayacaksın. 200 bin lirayla burayı tamir edip sana teslim edeceğiz biz dediler. Tamam olur dedi. Ben kendimi üzerime verdim kendisine. Burayı tamir ettiler. Bir usta buldular. Tamiratını da bitirdiler. Elektriğini falan bağladılar. Kaloriferini falan bağladılar. Bize anahtarı teslim ettiler. Böylelikle işte müzemizi açtık. Burası galeri diye geçiyor. Kendime ait müzede nasıl bir duygular var? Çok sevinçliyim. Amerikalı nasıl kendi sistemini kurmuş, başkanların heykellerini yaptırarak gençlere göstermiş orada, gençlere gösteriyormuş. Ben de burada gençlerden gelenler oluyor. Öğretmenleriyle beraber gelenler oluyor. Onlara işte geziyorlar, bakıyorlar. Tarihleri yazıyor altlarında. Kim ne yaptıysa onu tarihlerini cep telefonundan bakıp görüyorlar, bakıyorlar, beğeniyorlar. Gelecekte neler yapmak istiyorum? Tabii ki çırak yetiştirmek istiyorum. Ama çırak yetiştirmek de maddi imkanlarla oluyor. Bunu geliştirmek için buraları müze olarak götürülmesini, Gençlik Bakanlığı'nın bu işi ele alarak gençleri buraya getirmesini, gençlere bunların anlatılmasını istiyorum. Aşağıda hangisi var? Aa, o da 250 civarında. Buraya gel.
Kaçırılacak bir şey değil ya. Anne.